İnsanın zoruna gidiyor. Onun için hem basit olacak, hem sağlıklı olacak, hem de kaldırıp atan becerimiz, basit elbiseleri giymemiz lazım. Yine toz maskesi ve toz gözlüğü kesinlikle ve kesinlikle kullanmamız gerekiyor. Yine personel, yani depremde çalışacak, afette çalışacak tüm personeli, hem tetanoz olsun, hem diğer kanla veya diğer sıvılarla bulaşıcı hastalıklar olsun, bunlara karşı aşı yaptırmamız lazım. Ve afet öncesi ve afet sonrasında psikolojik tedaviye tabi tutmamız gerekiyor. Zaten bu tür görevlerde çalışan insanlar ne ölüden korkar, ne cesetten, ne parçalanmış cesetten, ne de kandan. Ve korkmuyoruz ama tabii ister istemez insanız. Bizi korkutan nedir? Enkaza girip çıkarken o enkaz çöktüğü zaman biz altta kalır mıyız, kalmaz mıyız? Bu şey bizi korkutuyor. Hani derler ya, bir hatır sözü vardır, cesaret aptallıktan ileri gelir. Hiçbir zaman cesaret gösterip de ölümle, yani ölümle alay etmeyeceğiz. Enkaz içine girerken her zaman önlemlerimizi almamız gerekiyor. Yoksa öbür türlü hayatımızı kaybederiz. Bunlara dikkat ediyoruz. Yine enkaz altında çalışırken dışarıdaki personel de ittifak duruyoruz. Hiç bakarla kesinlikle ve kesinlikle bozulmuş cesetlere dokunmuyoruz. Geçelim. Yine yaralının güvenliği, kendi güvenliğimizi sağladıktan sonra yaralının güvenliğini de sağlamamız lazım. İlk yapacağımız şey nedir? Enkaz üzerinde onlarca insan vardı. Çalışıyorlardı. Belki kurtarma işi yapıyorlardı ama hiçbir şey yapamıyorlar. Çünkü ellerinde yeterli miktarda alet edevatları olmadığı gibi bilgiler de yok. Yaptıkları tek şey var, alttaki insana baskı uyguluyorlar. Belki içeriye bir takım molozları düşürerek toz yapıyorlar. O insanın daha fazla zarar görmesine neden oluyorlar. Onun için hiçbir zaman tartışmalara girmeden bu insanlara güzel dille anlatıp enkazdan boşaltacağız. Aşağıya indirmemiz gerekiyor. Eğer bunlara bağırırsanız, çağırırsanız inanın onlar sizi o enkazın altına gömer. O derece satın adamlar enkazı yaşamış, o derece kötü durumdalar. Bir de üzerlerine biz gidersek iyice kötü oluyorlar. Dediğim gibi Dinar depreminde çalışırken bir ceset var. Adam birisi çağırdı, annem dedi enkaz altında kaldı, kurtar. Gittik aramamızı yaptık, iki katlı bir bina. Tabii ölü olduğunu tespit ettik. Kurtaracağız. Tam kurtarma çalışmalarına başladık. 5-10 dakika sonra bir anons geldi bizim birlik müdüründen. Dedi ki, bir adres verdi. Bu adreste dedi canlı var, oraya gidin, canlıyı çıkardın, oraya bırakın cesedi. Ekip amirimiz dedi, tamam toparlanın gidiyoruz. Adam silahını çekti bizim ekip amirine, gidemezsiniz dedi. Hadi benim anam da yaşıyorsa, nereden biliyorsun dedi. Giderseniz hepinizi vururum dedi. Nitekim gidemedik. Önce o kadının cesedini çıkardık. Yani gidemezsiniz, gitsen vurur adam. Yaşamadan ne sanıyorsunuz? Termal şeyle mi? Hayır hocam, termal kameralar beton altını göstermiyor. Neyle tespit ediyoruz? Bu şekilde, önce kulakla dinliyoruz. Ses geliyor mu, gelmiyor mu? Kulakla şey alamazsak, bizim cihazlarımız var. Şu anda dünyada en son teknolojiye sahip olan en gelişmiş cihazlar var. Sismik cihazlar var. Siz duvar şu şekilde kaşıyın, bu sesi daha anlarsınız. 6 tane sensörü vardı. İşte 3'ünü yüzeye yayarsınız, 3'ünü derinlemesine yayarsınız katlar arasına. Efendim? Baygın mı? Ha, baygınsa da köpekler devreye girer. Zaten yani önceki... Nefes aldığını şey yapabilir mi? Duyabilir mi? Nefes aldığını duyamaz o cihazda. O cihazdan muhakkak bir şekilde vurmanız lazım. Hafif de olsa elinizle duvara şu şekilde vurun yeterli. Biz yerini noktasına kadar hangi katlı olduğunu, hangi bölgede olduğunu, yani 1 metre kare içerisinde tespit edebiliriz. Hocamızın dediği gibi baygınsa ve elini kolunu hareket ettiremiyorsa, ses de çıkaramıyorsa, o zaman da kurtarma köpeklerimiz var. Pardon. Belki tatbikatta da yaparsak kullanacağız onları. Yaralının yerini canlı olsun yeter ki. Bu köpekler canlıya karşı eğitim aldığı için yerini tespit edip avlayarak da neyisine haber veriyor. Yine en kısa zamanda kurtarız. Ama ölüyse zaten yerini bulmak biraz daha zorlaşır. Hiçbir tepki vermediği için ölüyü bulmak çok zor. Ancak burnumuzda kokusuna göre, kokusundan hareket ederek de yerini bulabiliriz. Öbür türlü çok zor. Dediğimiz gibi ilk yapacağımız işlem enkaz üzerindeki insanları aşağı indiriyoruz. Daha sonra enkazda delik açarken yaralının yerini tespit ettik. Hemen enkazın üzeri, yani yaranın bulunduğu yerden delik açmaya çalışmıyoruz. Bu sefer kırıcıyı kaçırdığınız zaman alttaki yaralıyı öldürebilirsiniz. Diyelim ki burada yaralıyı tespit ettik. Ülkemizde bir insanın boyu en fazla 2 metredir. 2 metre sağından, solundan, önünden veya arkasından küçük bir delik açıyoruz. Bu kadar. İşte elimizde kameralı cihazımız varsa, SearchCam dediğimiz arama cihazı, onunla yaralının pozisyonuna bakıyoruz. İşte kafası nerede, ayakları nerede, neresinden sıkışmış. Ona göre açtığımız bu küçük deliği genişleterek yaralıya ulaşmaya çalışıyoruz. Yine çalışma sırasında enkaz içine toz kaçırmıyoruz demiştik ki, enkaz altında kalan insanların en büyük sorunu yeterli miktarda temiz hava
alamaması. Onun için enkazın içine çalışma esnasında toz kaçırırsak insan iyice nefes alamama durumuna getireceğiz. Onun için ne yapıyoruz? İtfaiyeye telefon ediyoruz. Çalışmaya başlamadan önce enkazı güzelce bir ıslatıyoruz ki toz çıkmasın. Islattınız ya, belirli aralıklarla da yaz aylarında genelde çabuk kurur. Kurudukça ıslatıyoruz. Yani yaralılara zarar vermemek için. Islatıp ondan sonra çalışmaya başlıyoruz. Yine özellikle tavanlarda hasır demirler olduğu için bunları kesiyorsunuz ister istemez. Kestiğiniz zaman da bunların uçları jilet gibi oluyor. Açtığınız değiniz genelde bir kişinin içeriye girip bir yaralının yukarıya çıkabileceği büyüklükte oluyor. Zaman kaybına neden olmamak için. Şeyi büyüttükçe... İsmail'e bir soru sana, ben önümde burada var mı? Değinizi büyüttükçe zaman da büyür. Yani zaman kaybı da artar. Onun için bunlara dikkat ediyoruz. Ve kestiğimiz demirleri kısa tipine koy. Matlapla deldiğiniz zaman o toz aşağıya veya yukarıya çıkıyor. O tozu alabilecek bir sistem yok mu? Hani atıyorum mesela matlapla delerken elektrikli gibi bir şey çekiyorlar. Vakumlu güçlü bir motorlu bir şey olursa. Öyle bir şey yok. Bizde şey piyasada da yok. Sistem olarak öyle bir şey kullanırsa. Olabilir ama pek bilmiyorum. Bence şey değil ama ıslatmanız. Kullanış olmaz mı yani? Şimdi şöyle, ıslatmanız bence yeterli. Aracınızı da ıslattığınız zaman toz zaten kalkmıyor. Bir de yapacağınız şey, işte birisi kırıcıyla kırarken öbürü eliyle kırılan parçaları alıp kenara atarsa aşağıda düşürmemiş olursunuz. Rahat bir şekilde de ulaşır. Burada yapacağımız şey, o demir uçlarını ne yapıyoruz? En az 20 santim uzunluğunda kesip yukarı doğru kıvırıyoruz ki aşağı biz dikkatli indiğimiz zaman hiç şey olmaz. Yukarıya da yaralıya çıkarken zaten yukarı kıvırdığımız için yaralıya da zarar vermemiş oluruz. Buna dikkat ediyoruz. Hatta etrafta bahçe hortumu falan bulursak kestiğimiz demir uçlarını onları da kesip koyabiliriz. Yine yaralıyı uğraştıktan sonra yaralıyla konuşuyoruz devamlı. Oranını yüksek tutuyoruz, durucunu açık tutuyoruz. İşte sizlere danışacağız. Yaralılar genelde bizlerden bir şeyler isterler. Yiyecek ister, su ister, sigara ister, buna benzer şeyler ister. Bunu istediği zaman da sizlere danışacağız doktorlara. Ha doktorlar verir, verirse verir, vermeyirse verir diyoruz. Bunlara dikkat ediyoruz. Bir de arkadaşlar yaralıyı enkazdan indirirken, enkazlar genelde yokuş olduğu için yaralının başı her zaman yukarıda olacak şekilde indiriyoruz. Yani ayakları alt tarafta, başı yukarı tarafta olacak şekilde sedyeye indiriyoruz ki es kaza oldu ya düşünmememiz gerekiyor ama yaralı düşürdüğümüz zaman ayakların üzerine düşsün, başın üzerine düşmesin. Buna da dikkat ediyoruz. Bir diğer de enkaz alanının güvenliği. İşte kendi güvenliğimizi sağladık, yaralının güvenliğini sağladık. Enkaz alanının güvenliğini sağlamamız lazım. Bunun için de ilk önce yapacağımız şey biraz önce de dediğimiz gibi enkaz önünde kaldı, gereksiz tartışmalara girmeden enkaz üzerinden boşaltıyoruz. Asker polis varsa ilk başta bunlardan yardım alıyoruz. Yoksa bir şekilde ikna etmemiz lazım. Zaten siz yukarıya mesela Sörçkan dediğiniz bir cihaz var. Aslına bakarsanız pek de işe yaramıyor. Yani yaralama arama cihazı değil. Sadece yaralıyı bulduğunuz zaman pozisyonunu enkaz altında rahatlıkla görebiliyorsunuz. Ucunda hareketli bir kamera, bir de monitörde oluşan bir şey. Biz genelde onu alıp da enkaz önüne çıkıp arkadaşlar arama yapacağız inin dediğiniz zaman iniyorlar. Ama bazen de inmiyorlar. Gözlükte çalışırken bir kız çocuğunu çıkarıyoruz. Al. Dördüncü katta, dört kat aşağı inmişiz. Gerçi yıkılmış binalar fazla derin değil ama nereden baksanız dört katın yüksekliği bu kadar vardı tavanla taban arasında. Yukarıda tavan parçaları kalmış. Biz çalışıyoruz yukarıda. Birisi tepemizde böyle seyrediyor. Genç bir çocuk, 18-19 yaşlarında. O kadar söylememize rağmen gitmiyor. Gitmediği gibi de bize diyor ki ne bağırıyorsunuz kardeşim diyor. Herkes gibi ben de seyrediyorum diyor. Tabii halk da tepemizde gitmiyorlar. Biz çocuğu çıkardık. Ondan sonra Amerikalı bir köpekle arama ekibi geldi. Adam tercüme vasıtasıyla dedi ki ben burada arama yapacağım, herkes boşalsın dedi. Tabi biz de dahil olmak üzere halk hiçbir itiraz etmeden tıpış tıpış boşalttı. Onun için bu tür yerlere gittiğiniz zaman boşaltmıyorlarsa İngilizce konuşun. Halkımız çok rahat değil. Türkçe konuştuğunuz zaman anlamıyorlar. Yine... Hepsi İngilizce bile demek ki bizim. Enkazı sarkan ve enkazın yerlerini düşürüyoruz. Bir de destek var arkadaşlar. Enkaza destek işe yaramıyor. Yani enkazı derken depremde destek hiçbir işe yaramaz. İstediğiniz kadar destek vurun. Geçin olur. Psikolojik olarak belki kendinizi rahat hissedebilirsiniz ama desteğe vurdunuz. Artık depremde destek pat yere düşüyor. Çünkü boşa çıkıyor. Onun için desteklere güvenip de enkazın altına girmeye çalışmayın. Üst katlar yıkılmamış, alt katlar yıkılmış binalara girerken yapacağımız bir şey var. Genelde kiriş ve kolonlar kırılıp yere düşüyor ya,
Bu düştüğü zaman işte bunların yanından değdiğimizde tünel açmaya çalışacağız. Zaten açacağımız tünelin boyu en fazla 2 metre olacak. Tutup da yaralı o köşeden, bu köşeden oraya doğru tünel açıp gitmeyin, kendimizi tehlikeye atarız. Yaralıya en yakın yeri tespit edip oradan tünel açacağız. Açacağımız tünelin uzunluğu zaten bir odanın uzunluğu en fazla ne kadar olur? Olsun olsun 4 metre 5 metre salon olduğu zaman lüks binalar hariç. Dolayısıyla bizim atacağımız tünelin uzunluğu genelde 2 metre 3 metre olur. Ve bu 2 metrelik 3 metrelik tüneli açarken de öyle boş yerlerden açıp gitmeyin. İşte dediğim gibi kiriş kolon varsa yere düşmüş onların yanından açıyoruz ki nedir kirişin kolonun boyu kadar bir yükseklik var. Oldu ya, artçı depremde o bina yıkıldı, o kiriş kolon bizi kurtarır. O 40 santimlik bir boşluk bizim hayatta kalmamıza yeter. Zaten dışarıda arkadaşlarımız var. En fazla yarım saat içerisinde bizi hayat çıkarırlar. Dolayısıyla öncelikle o kiriş kolonların yanında. Eğer açacağımız yerde bu kiriş kolonları yoksa bu sefer de işte kanepe, koltuk, ne bileyim vitrin gibi eşyaların yanından tünel açmaya çalışacağız ki yine düştüğü zaman tavan bizi kurtarsın. Zaten tavanın tüm yükü o eşyaların üzerine binmez. Binalar yıkıldığı zaman binaların üst tarafında da alt tarafında da yani duvarların yaklaşık 50 santime yakın veya 40 santime yakın yıkılmayan duvar parçaları kalır. Özellikle şu köşelerde 1 metreye yakın yükseklikler kalır. Ya oralara bazıları diyor ki mesela oralara sığının hayatta kalırsınız. Doğru 1 metreye yakın boşluk kalıyor ama oralarda komple büyük büyük parçalarla duvar parçalarla doluyor yine ölüyoruz. Yani benim demek istediğim bu yükseklikler tavan çöktüğü zaman yükün büyük bölümünü zaten buralar çeker. O eşyaların üzerine yüzdelik olarak şey yaparsak %10 belki demedim %15 büyük biner. O da onları kırıp parçalamaz. Yani bizim hayatta kalmamıza yeter de artar diyor. Onun için tünel açarken bunlara dikkat ediyoruz. Ama buzdolabı bile yani ezildikten sonra çamaşır makinesi bile ezildikten sonra onlar aynen. Ama bu ezilmez mesela şu bak şu. Şimdi buzdolabı eziliyor. Onlar da ezilir, ezilmez demiyor. Ama bizim için şu kadar boşluk sağlasın yeterli. Yani 50 santim boşluk sağlasın yeterli ama bir kanepe, bir koltuk arkadaşlar kırılmıyor, ezilmiyor. Bir de çok noktadan kaldırıyor şimdi. Tabii buzdolabı ki. Bir noktada ama bir buzdolabı, köşe bu köşe. Mesela genelde yüksekti. Diğer eşyalara göre yüksektir. Bizi ilk darbeyi alan da tüm ağırlığı çeken de ilk etapta oldu. Ne zamana kadar? Duvarın yükü, tavanın ve üst taraftaki katların yükü bu duvar parçalarına veya tabana değene kadar yükü o çeker. Ondan sonra oranın yükü affeder. Dediğim gibi yükün %70'ini, %80'ini bu kenarlar çeker. Eşyalar geri kalan %10-15'lik kısmı çeker ki kanepe, koltuk kırılmıyor. Özellikle bir de kanepelerin altını yani o boşluklarını kitaptır, eski işe yaramaz kitaptır, gazetedir, buna benzer şeylere de desteklerseniz parçalanmasının imkanı yok. İnanın bir plastik sandalye dahi tavanın ayakta kurmasına neden oluyor. Mesela bu Düzce depreminde iki çocuk kurtardık mesela. Küçük küçük çocuklar. Biri 5-6 aylıklı, biri 1,5-2 yaşındaydı zannedersem. Ayakta kalmalarının tek nedeni yığma binada kalıyorlar. 2 katlı mı, 3 katlı mı yığma binaydı. Bir tane takos tuğlayı biliyorsunuz, küçük takos tuğla. Şu şekilde yan kalmış şöyle. Şu şekilde söyleyeyim. Tavanda bunun üzerine dik mi yan. Köşeden köşeye tutuyor. Mucize gibi bir şey. Tavan dondurusuna kalmış, düşmüş. O şu kadarlık boşluk o iki çocuğun hayatta kalmasına yetmiş. Yani bazen bir tuğla dahi sizi hayata tutundurabiliyor. Yine Adana Ceyhan'da bir yaşlının cesedini çıkardık. Bu kadar boşluk var nereden baksanız benim izasına. Kadın kanepeye uzansa hayatta kalacak olduğu yerde kalmış. Tavan vurunca boynu kırılmış böyle ölmüş kalmış o da. Yani buna benzer şeyler yaşar dedi. Kanepe bir koltuk bizim hayatta kalmamız, hayatta tutmamıza yeter de artar bile. Onun için ilk başta anlattığım gibi sığındığınız zaman kanepe, koltuk, çek yat ve yataklarımızın kenarına. Ha evinizde çelik para kasaları varsa onların yanına da sığınabilirsiniz. Var hepimizde. Bir şey olursa özellikle. Ben de iki tane. Hocam 4 tane çelik kasa alıp odanın kenarlarına koymak lazım 11'er tane. Olur mu? Yok olmaz. Valla mola yok dediler ama çok az kaldı. Hızlıca geçeyim. Hocam hızlıca geçeyim arkadaşlar. Evet. Şurası böyle baktığınız zaman arkadaşlar hani dedik ya binanın genelde alt katlar yıkılır, üst katlar yıkılmaz. Bunda da tam tersi olmuş. Şimdi 2-3 kat yıkılmış ve altta sapa sağlam duruyor. Bunun nedeni de nedir? Dikkatli bakarsanız adam üstte 3 kat yığma yapmış. Altında karkas bina yapmış. Betonarme iskeletti. Dolayısıyla yığma bina ile betonarme bina arasında farkı çok güzel gösteren bir yer. Siz olun kesinlikle herkesle yığma binalara oturmayın arkadaşlar. Betonarme, karkas binalara oturun. Bir de mümkünse en üst katlara oturun. En alt katlarda oturmamaya çalışın. O zaman da su basıyor. Su bastırıyor. Efendim? O zaman da çatıdan su bakıyormuş. Su bastırıyor. Çatıyı izlarsan yaparsınız ama
Depremde alt katta ölme riski daha yüksek, üst katta vurulma şansı daha çok. Enkaz alanına geldiğimiz zaman direkt çalışmaya başlamıyoruz arkadaşlar. Bilgi alma, keşif ve emniyet işlemleri var. Bu işlemleri yaptıktan sonra çalışmaya başlarsanız işinizi daha da rahatlatabiliriz, daha da çabuklaştırabiliriz. Bilgi alma işi nedir? Binaya enkaz alanına gittiğiniz zaman enkaz tanıyan insanlardan işte bina hakkında bilgi alıyoruz. Kaç katlı, kaç kişi enkaz altında olabilir, nerelerde olabilir? Bununla ilgili bilgiler alıyoruz. Yine geçelim. Geçelim dayı. Bir diğer keşif, keşifte bina hakkında bilgiler toplayacağız. İşte nedir? Binanın hasar durumu, çalışma sırasında bize ne gibi zarar verir? Bunlara bakıyoruz. Binanın yapı durumuna bakıyoruz. Binanın çevresindeki diğer binaların yapı durumu yıkıldığı zaman bize zarar verir mi, vermez mi? Buna bakıyoruz. Risk bölgelerine bakıyoruz. Arama ve kurtarma çalışmasını nerede yapacağız? Bunları belirliyoruz. Keşif işlemi yapan. Son olarak da emniyet işini yapıyoruz. Emniyet nedir? Enkazda bizi bekleyen tehlikeler nelerdir? Onun için sizler de bizler de bizim yanımızda devamlı ne olacak? Kurtarma malzemeleri, işte medikal malzemelerin yanı sıra gaz ölçüm cihazlarının olması, yani kimyasal gazları, patlayıcı, parlayıcı gazları ölçen cihazların olması lazım. Bir de radyasyonu ölçen radar metrelerinin olması lazım. Yeri gelecek belki hastane enkazında çalışacağız. İşte orada röntgen filmleri